yorumlarınızı almaya devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim ve önce piyasaya bakalım. Borsada açılış henüz gerçekleşmedi. Teknik bir nedenden dolayı. Biz şimdi ALB menkul değerlere döneceğiz. Arda Coşar orada bizi bekliyor. Merhaba diyelim öncelikle. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Borsa tarafında teknik bir nedenden dolayı işlemler henüz başlamadı. Bir saatte ortaya konmadı. Borsadan bir açıklama bekleniyor. VIOP'ta da işlemler, spot piyasa işlemleri açılana kadar geçici olarak durduruldu. Borsayı tabii bu çerçevede konuşamayacağız. Açılışa ilişkin beklentiler alabiliriz. Kur tarafın özellikle Janet Yellen'ın dünkü açıklamaları sonrası 2.04'ün altında bir yerde güne başlamıştık. Yeni Fed Başkan adayının açıklamaları Aralık ayında tahvil alımlarına devam edileceği beklentisini ortaya koydu. Yani bu sene çıkış yok algısı hakim gibi gözüküyor piyasalarda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Borsa tarafında güne nasıl başlarız? Dolar TL tarafında 2.04'lü seviyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle dün Janet Yellen daha güvercin şekilde konuştu piyasalara. İşsizlik oranının hala yüksek olduğunu, Fed'in daha fazla gelişme görmek istediğini, tahvil alım programının faydalı olduğunu söyledi ve bir takvim vermedi. Bu piyasalarda tahvil alım programının azaltılmasının 2013 içinde başlamayacağını düşünüldü. 2014'te ötelendiğini düşünüldü. Olumlu yorumlandı. Bu kapsamda dün borsalarda yukarı yönlü bir hareket gördük, dün küresel borsalarda. Bu sabah baktığımız zaman Asya piyasalarında ve gelişmekte olan piyasalarda yukarı yönlü hareket görüyoruz. Daha BIST açılmadı. Ancak bugün BIST'e bakmamız gereken, açılışta bakmamız gereken seviye 74.100 seviyesi. Seanslık grafiğe baktığımız zaman 74.100 seviyesi 220'lik hareketli ortalama. Eğer bunun üzerine bir açılış gerçekleşirse BIST yüzde 75.500 direncine doğru bir hareket görülebilir. Bugün BIST yüzde pozitif bir gün görmemiz muhtemel diye düşünüyorum. Eğer olumsuz bir veri akışı olması durumunda da aşağıda 73.500 desteğine bakmamız mümkün. Tabi dolar TL gevşiyor. Bunun da BIST yüzde bir katkısı olur diye düşünüyorum. Dolar TL'de gevşeme izliyoruz ancak 2.04'ün altında da çok kalıcı olamadın. Orada bir destek formasyonu olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Parite etkisi hangi ölçüde hissediliyor? Dolar TL tarafında hangi bant aralığını takip etmek doğru olur bugün? Şöyle söyleyeyim. Dün Janet Yellen'ın konuşmasıyla beraber dolar TL 2.04'ü kırmıştı. Ancak 2.03.15 seviyesinin desteği var. Oradan yukarı döndüğünü görüyoruz. Bir de şimdi az önce açıklanan işsizlik oranı 109.5 bekleniyor. 109.8 geldi. Bu kapsamda dolar TL'de bir yukarı yönlü hareket gördük. Bakmamız gereken seviye 2.04 seviyesi. Eğer ki 2.04 seviyesi gün içinde yukarı yönlü kırılabilirse 2.05.35 seviyesi görülebilir. Ancak yurt dışında gelişmekte olan ülke kurlarına baktığımız zaman gelişmekte olan ülke kurları bugün gün içinde değerlendiğini görüyoruz dolara karşı. Dolar TL bu yüzden bir destek görebilir ve 2.04'ten aşağı yönlü dönmesi durumunda 2.015 seviyesi tekrar görülebilir. Eğer ki 2.04'ü yukarı yönlü kırarsa 2.0535 seviyesi tekrar gündeme gelir ama orta vadeli baktığımız zaman dolar TL 2.06 seviyesinde bir pik yaptıktan sonra trendini aşağı yönlü çeviriyormuş gibi teknik görüntüsü var. Arda Coşar, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Bu değerlendirmelerle beraber de kısa bir araya çıkacağız. Aradan sonra işsizlikle ilgili beklentileri konuşmayı sürdüreceğiz.